Biri bana öyle dedi bir gün. Allah varsa dedi bana bir sofra göndersin. Nasıl bir sofra olsun dedim. Çeşitler. Ya tavuklu pilavlı pilav. Zındık ya. Dedim kardeşim. Cenab-ı Allah'a ufak sofralar göndermesin. Biz dedim mesela bir köy muhtarına misafir olsaydı adam muhtar gariban zaten. İki tane turşu koyarmış. İki tane yumurta kırar. Köy muhtarı gariban. Ama dedi ki bir padişaha misafir olsak, padişaha yakışır şahane sofralar kurar. Onun için Allah'ın sofraları büyüktür dedim. Hani nerede diyor. Gel dedim ben sana bir bilet alayım Erzurum'a. Kafanı çıkar dedim şeyden, arabanın penceresinden. Bakacaksın ne kadar sofralar var. Nerede diyor. Dedim bak İzmir'den çıktın sana Turgutlu'ya doğru. Bak sen orada şeftali sofraları, kayısı sofraları, üzüm sofraları, kiraz sofraları. İşte biraz gidiyorsa efendim ekin tarlası yanında inekler otluyor. Etli bir de lahmacun sofrası. Biraz daha gidiyorsun pirinç tarlası koyunlar otluyor. Efendim etli pilav sofrası. Bir daha biraz daha gidiyorsun yatak yorgan sofrası. Pamuk tarlaları. Ceket pantolon sofrası. Böyle bu. Sofra. Küre-i arz olduğu gibi sofra. Ama adam kör. İslamiyet güneş gibidir. Hayır, sönmez. Gündüz gibidir. Göz yumakla gece olmaz. Gözünü kapayan kendine gece yapar. Bu kadar kardeşler işte iman dersin. Bu milletin buna ihtiyacı var. Hocalar bunu anlatsalar camilerde var ya, camide yer bulamazsın. Ama bekliyor adam hocanın vaazı bitsin de camiye girsin. Çünkü neden? Eski klasik tarzda. İşte cumacılar geldiniz, cumadan cumaya geliyoruz. Ya geliyor adam bırak, gelsin. Cuma Müslümanları. Adam zaten bağırıyor, adam da korkuyor, yanaşıyor. Ama bu gibi böyle kafasını parlatıcı, kalbini parlatıcı, zekasını parlatıcı, ufkunu açıcı, tefekkürünü tazeleyici şeyler anlatsa, bütün millet camilere dolacak, Allah'a dolacak. İsterseniz Sultanahmet'te bana bir cuma günü ayarlayın. Bak millet nasıl. Almaz abi, ben İzmir'de bazı camilerde yatıyorum. Ders vallahi diyorlar bu hoca. Ya işte bu hoca, hoca bu yani. Ben kitap okuyorum, başka bir şey değil. Çünkü bunun üslubu, bunun tarzı, bunun modeli, bunun metodu değişik yani. Değişik. Onun için zındıklar bunun üzerine gitmişler. 1500 tane beraat kararı var bu kitapların. Dünyada görülmemiş bir şey. 1500 tane beraat kararları. İşte burada bak. Diyanet İşleri Müşavere Kurulu'nun 23-5956 gün ve sayısı ehli hukuk raporuna istinaden böyle bak. Hep 1500 tane mahkeme bu kitapları yapmak, cezalandırmak için bulamıyorlar Allah'ın izniyle. Neden? Allah'ın inayeti altında.